Orta Doğu'da küresel güçler, emperyalist güçler içerisinde bulundukları ekonomik krizi 50 yıllık planlamalarını yapmaktadır. Ama bunu yaparken de kendilerine AKP, MHP, faşist iktidarı gibi onlara öncülük yapan egemenlere ihtiyaç var. Egemenler bugün içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasal krizler üzerindeki gündemleri kamuoyundan uzak tartıştırmak için kendisine muhalefet olan güçlere saldırıyorlar. Ama burada asıl yaptıkları 2016 ve günümüze kadar Kürt halkının yerel yönetimlerde açığa çıkarttığı kazanımlarını hedef almışlardır. Bugün Hakkari'de uygulanan kayın politikası da bu anlayışların devamıdır. Mersin'den şunu söylüyoruz, ifade ediyoruz. Hakkari bizimdir. Hakkari eş başkanımız Mehmet Sıdık Aşkın bizim eş başkanımızdır. Hakkari emek ve demokrasi, özgürlük, eşitlik alanında mücadele eden tüm kesimlerin coğrafyasıdır. Hakkari Belediyesi de tüm ezilenlerin belediyesidir. Kayyum gaspını bölgede, coğrafyamızda ve son olarak Hakkari'de şu anda yapmak istediği bir halkın kimliğini, dilini, kültürünü ve tarihsel değerlerini yok saymaktır. Geçmişte de diz çökmedik. Bugün de diz çökmeyeceğiz. Tıpkı rahberimiz Seyit Rıza İdam'a giderken şunu ifade etmişti. Biz sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedik. Bu bize dert oldu. Biz de size baş etmeyeceğiz. Bu da size dert olsun. Hakkari bizimdir. İren Hakkari Dersim yanında. İki gündür, üç gündür Colemerk Belediyesi'ne kayyum atama çalışmaları sürüyor. Ve bugün ilk günden itibaren atanan ve gözaltına alınan eş başkanımız bugün ceza aldı. Hızlı bir şekilde ne hikmetse cezayı verdiler. Seçim sonrası yumuşamadan bahseden, normalleşmeden bahseden bir iktidar vardı. Kamuoyunu böyle oyalayan bir iktidar vardı. Aslında kendi normalleşmesine dönen bir iktidarla karşı karşıya kaldık şimdi. Hem ekonomik saldırılarla ama aynı zamanda demokratik baskıyı arttırarak işte Colemerg'e atanan kayyumla birlikte Kürt sorunundaki tutumunu devam ettiren, baskıcı tutumunu devam ettiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Kayyum ataması yapacaksın, ekonomik olarak baskıları arttıracaksın, işçileri, emekçileri zor duruma düşüreceksin, demokrasi talebinde bulunanlara cezalar yağdıracaksın, Kobani davasında cezalar yağdıracaksın, Gezi davasında cezalar yağdıracaksın. Bir yandan sandıkta çıkan sonuca razıyız diyeceksin ama bunun tersini yapacaksın. AKP'den beklenen de aslında bu. Onun uygulayacağı, bahsettiği anayasada kendi tek adam iktidarını sürdürmekten başka bir şey değil. Bu saldırı sadece Hakkarilere değil, Kürt halkına değil, aynı zamanda Türkiye halklarınadır. Buradan başlayan saldırı bütün illere aslında bir baskı, gözaltıyı arttırma mesajıdır. Cenzenara tepa, çemen doğa kalı. Yahu biri, ye kırmancıye, barajına dina.